Bu ödevimizde bizi veren iki sayıdan büyük olanı switch yardımıyla bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada biz kullanacağım bir iki sayı aldık ve numara ve numara iki değişkenden atadık. Burada switch'te içerisinde bir koşul var fark ettiyseniz. Num 1 büyüktür, num 2 yazıyor. Bunun sonucu ya 1 olacak yani doğru ya da 0 olacak yanlış. Eğer doğru olursa yani 1 olursa bunun cevabı biz case 1'e gideceğiz. Çünkü burada 1'e eşit olduğu için 1'e gidecek. Ve print'e büyük num 1 diyeceğiz. Çünkü num 1 büyükmüş. Eğer bu yanlış olursa bu koşul num 2 daha büyükse case 0'a gidecek. Çünkü burası 0 olacak. Ve print'e num 2'yi yazdıracağız. Büyük olarak. Switch'lerde şöyle bir durum var. Default diye bir şey var. Eğer hiçbir case'i sağlamıyorsa bu switch default'a gidiyor. Ve default'taki printf yani buna eşit yazdırıyor. Daha sonra ise buradan çıkıyoruz. Bu ödevimizde bize 1 ile 7 arasında bir sayı geliyor. Ve biz bunun İngilizce olarak haftadaki hangi güne denk geldiğini yazmamızı isteniyor. Bunu if ile de yapabiliriz. Fakat if ile yaparsak çok daha uzun bir karmaşık bir sistem alır. Çünkü if işte gelinen sayı week burada değişken. Week 1'e eşit olsa şunu yazdır. İşte else if 2'ye eşit olsa şunu yazdır gibisinden çok karmaşıklaşıyor. Öyle de yapabilirsiniz. Ama switch burada devreye giriyor. Direkt burada switch week yazıyoruz. Burada week'imiz bizim hangi sayıya eşit olursa bu case'lerdeki bunu yazdırıyor. Case 1, Monday. Yani 1'e eşit olursa Monday, Pazartesi. Eğer 4-5'e eşit olursa Friday, Cuma. Eğer hiçbir değilse yani bir lider arasında sayı girmemişse kullanıcı default'a geliyor. Çünkü buradaki hiçbir kezler bunu sağlamıyor. Hemen print'e lütfen bir lider arasında bir sayı girin diye bir dönüş alıyoruz. Bu ödevimizde girilen sayının 5 ve 11'e bölünüp bölünmemesini kontrol ediyoruz. Tabii bunu if değişkeniyle yapıyoruz. İlk önce kullanıcıdan bir sayı alıyoruz. Num'u değişkenine atıyoruz bunda. Ve burada if'in içerisinde bir koşul var. Eğer num'un 5'e bölümünden kalan 0'sa ve 11'e bölümünden kalan 0'sa bu sayı 5 ile 11'e bölünebilir. Aksi takdirde bu sayı 5 ile 11'e bölünemez. Bu ödevimizde üçkenara verilen üçgenin eşkenar üçgen mi, ikizkenar üçgen mi, çizgisel üçgen mi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Tabii bunu if ile yapıyoruz burada. If. Burada ilk önce üçgenar alıyoruz kullanıcıdan. Site 1, site 2 ve site 3 değişkenine atıyoruz bunların integerları. Ve burada birinci if'te eğer site 1, site 2'ye eşitse ve bu ve sembolü ve site 2 ile site 3'e eşitse bu tabii ki de her kenar birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen olacak. Else if diyoruz. Eğer sadece site 1, site 2'ye veya site 1, site 3'e veya site 2, site 3'e eşit olursa bu ikizkenar üçgen. Burada şöyle bir durum var. İkinci if'te eşkenar üçgen de geçebilir. Çünkü eşkenar üçgen de bu eşkenar üçgen de bu koşulları sağlar fakat biz eşkenar üçgenleri yukarıda eledik. O yüzden burada böyle bir şey kullanabiliyoruz. Son if else'de ise eğer hiçbiri doğru değilse bu üsttekilerin bu üçgen çeşitler üçgen olur. Bu ödevimizde ikinci dereceden denklemin köklerini bulmaya çalışıyoruz. Burada ilk önce kullanıcıdan bir ABC yani katsayılarını alıyoruz bu denklemin. Daha sonra ise bu katsayılarla b kare eksi 4ac yani diskriminantı hesaplıyoruz bu iki dereceli denklemin. Daha sonra burada bir switch case'imiz var. Burada ilk önce diskriminantın sıfırdan büyükse diye bir koşul koymuşuz içine. Eğer bu doğruysa yani bir sonucun ulaşıyorsa case 1'e geliyoruz. Yani diskriminantın sıfırdan büyük olması demek iki tane gerçek kök bulunması demek. Bunlar da eksi b artı diskriminantın kökü ve eksi b eksi diskriminantın kökü. Burada square root fonksiyonu var. Bu da Matas kütüphanesinden geliyor. Daha sonra bunu ikiye bölüyoruz. Ve root 1 ve root 2 buluyoruz. Ve daha sonra bunu yazdırıyoruz. Ve break ile switch'ten çıktık. Eğer bu yanlışsa, yani diskriminant buradan küçükse, case 0. Bunun içerisinde bir switch daha var. Tabii siz buradaki switch'ler yerine if de kullanabilirsiniz. Ama switch'in buradaki fonksiyonelliği önemli. Burada bir tane daha switch kullanmışız. Çünkü diskriminant sıfıra eşit olabilir ya da sıfırdan küçük olabilir. Eğer sıfırdan küçükse yani bu doğruysa ve 1'e ulaşıyorsa case 1'e geliyoruz. Burada root 1 ve root 2'nin şey kısmı, gerçek kısmı aynı oluyor. Eksi b bölü 2a.
Imaginary kısmı yani sanal kısmı ise bu köken. Discriminant'ın kökü böyle 2a. Burada ise imaginary kısmını yazıyoruz. Burada fark ettiğimiz üzere. Tabii ki de bu hani a artı b i, a eksi b i olduğu için burada sadece gösterim olarak burada eksi yazmışız i'nin öncesine. Burada 100, nokta 2f ise de şu demek. Bunlar full a, yani rasyonel sayılar. Noktadan sonra bazı sayılar var. Bunun sadece 2 tane basamağı bize yeterli oluyor demek. Yani 2.50 gibi bir şey yazdıracak. Sadece 2 basamak olacak noktadan sonra. Burada ise bunu yazdırıyoruz. K 0'da ise yani 0 olduğu durumda ise 2 de aynı kök olacak. Bu da root 1 root 2 eşit olacak ve bu da eksi b bile 2 alacak. Burada ise 2 aynı kök ve yine %2f root 1 yazdırmışız. Ve break'le çıkmışız. Kodumuz bu kadar. Bu ödevimizde bize verilen 3 sayıdan maksimum sayıyı bulmaya çalışıyoruz. En büyük olan sayıyı. Bunun için ikili eşkenleri kullanmışız burada. Burada ilk koşulda num 1 num 2'den büyükse, birinci sayıdan büyükse bizim buradaki maksimum değerimiz num 1 oluyor. Ama bu tabii ki de 2 sayı arasında. Daha sonra ise bu yeni max değerimizi 3. sayıyla kıyaslıyoruz. Eğer maksimumuz 3. sayıdan da büyükse bizim maksimumuz mutlak max oluyor ve hemen yazdırıyoruz ve return 0'da C programından çıkıyoruz. Eğer değilse ise maximus demek ki num3'ten küçükmüş bizim iki sayı arasındaki ve demek ki en büyük sayı num3'müş yani 3. sayımmış. Bu sefer de maximus num3 eşitti yine max yazıyoruz. Eğer ikinci durumda ise yani num1 num2'den küçükse ise burada ikinci else'de yani maximus num2 istiyoruz çünkü burada şu an en büyük sayımız num2. Daha sonra ise eğer bu maximus num3'ten büyükse bizim maximum sayımız max oluyor ve bunu yazdırıyoruz. Eğer değilse yani num3 3. sayımız max'tan büyükse maximum num3'e eşitliyoruz ve tekrar max'ı yazdırıyoruz. Buradaki eşitlememize gerek yok ama anlaşılması kolay olsun diye böyle oldu.